İşte tüm bunları öğrenelim, Ankara'ya gidelim. Gürkan Demir bizi bekliyor Ankara'da. Gürkan, nedir ayrıntılar, senden alalım. Erkan Koç, şu dakikalarda da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'na ayrılan ödeneğe ilişkin gelişmeler görüşülmeye devam ediyor. Saat 11'de toplandı Plan ve Bütçe Komisyonu. Komisyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kurmaylarıyla beraber katıldı. Kurmaylar kimler? Dışişleri Bakanlığı hem bakan yardımcıları hem de bürokratlarla birlikte görüşmeye katıldı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu buradaki görüşmelerde bir sunum yaptı. O sunumun ayrıntılarında Atlantik ötesinden Asya'ya uzanan bir Türk dış politikasının ağını özetledi Çavuşoğlu ve bugün gelinen nokta itibariyle neler yaşandığını söyledi. Amerika ile ilişkilerle başlayalım. ABD ile ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini, bunun temelinde FETÖ ve PKK-PYD'ye Amerika'nın destek vermesinin olduğunu ve Amerika'nın S-400 tedariğini bağlamından koparıp alakasız konularda ilişkilendirmesinin de sorun yarattığını ifade etti Çavuşoğlu konuşmasında ve aynı zamanda ABD iç siyasetindeki kamplaşmanın da Türkiye aleyhine bir sonuç doğurduğunu sözlerine ekledi. Amerika'nın ardından Rusya ile olan ilişkileri yorumladı, anlattı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Rusya ile ilişkilerinin olumlu bir zeminde gelişmeye devam ettiğini söyledi. İşbirliğinin ilerletilmesi için güçlü bir siyasi irade ve liderlerimiz arasında yakın diyalog var dedi Çavuşoğlu Rusya ile ve aynı zamanda bu diyaloğun bölgesel bakımından da çok önemli olduğunu ve bu kapsamda da Suriye'den Kırım'a, Kafkasya'dan Balkanlara pek çok konuda Rusya ile fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu komisyondaki sunumunda. İran'la ilişkileri de değerlendirdi. İran'la iyi komşuluk ilişkilerin bulunduğunu ve ortak menfaatleri temelinde ilişkilerin geliştirilmeye devam ettirildiğini söyledi Çavuşoğlu. Ticaret, turizm, ulaştırma ve enerji dahil birçok alanda işbirliğinin güçlendiğini söyledi İran ile ve aynı zamanda başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında İran ile istişareye devam ettiklerini açıkladı. İran halkına zarar veren Amerikan yaptırımlarına da Ankara'nın tepkili olduğunu, Türkiye'nin tepkili olduğunu bir kez daha bu komisyonda ifade etti Çavuşoğlu ve uluslararası toplumun İran'la angajmana teşvik ediyor. Tüm tarafların kapsamlı ortak eylem planına bağlı kalmasının önemini vurguluyoruz dedi. Yani Rusya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'ın P5+1 ülkeler anlaşmasına kapsamında uluslararası ülkeler, diğer kuruluşlara da ülkelere de çağrı yaptı. Hatırlanacağı üzere Ankara yeni bir dış politika açılımı başlatmıştı. Asya açılımı adıyla buna ilişkin de bazı ayrıntılar verdi Çavuşoğlu ve konuşmasında sunumunda bu açılımla kıtaların dinamizminden daha iyi ve verimli biçimde yararlanmak amacıyla uzun vadeli bir yaklaşım ortaya koyduk. Asya ülkeleriyle hem ikili hem çok taraflı ilişkilerimizi gelişiyor ifadelerini kullandı ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ayrı bir parantez açtı Dışişleri Bakanı. Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin karşılıklı ziyaret ve temaslarla sürdürüldüğünü, ihracatın çeşitlendirilmesi suretiyle ticaretin dengeli hale gelmesinin hedeflendiğini söyledi ve Çavuşoğlu Uygur tartışmalarına ilişkin de bazı ifadeler kullandı. Önümüzdeki süreçte bölgeye bir heyet gönderileceğini söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti ile bir araya geldiğinde her görüşmede Uygur konusunun gündeme geldiğini ve görüşmelerin iki ülke arasında Ankara-Pekin hattında devam ettiğini söyledi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Kıbrıs konusuna da değindi Dışişleri Bakanı. Burada da Çavuşoğlu milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağımızı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum dedi Çavuşoğlu ve yeni bir süreç başlayacaksa iki tarafın siyasi eşitliğine ilişkin tüm muğlakların önceden ortadan kaldırılması gerektiğini muhataplarımızın dikkatine getiriyoruz ifadelerini kullandı Kıbrıs konusunda da ve Doğu Akdeniz'de de özellikle Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin savunulmaya kararlılıkla devam edeceğini açıkladı ve konuşmasının son bölümünde ise önümüzdeki süreçte yani 2020 yılında yapılacak olan faaliyetlere ilişkin ne kadar bütçe ayrıldığını açıkladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerinin onaylaması için 4 milyar 631 milyon liralık Dışişleri Bakanlığı bütçesinin öngörüldüğünü söyledi ve bu
Miktarın %57'sinin yurt dışı teşkilatları tarafından harcanması için kullanılacağını, ayrıca %34'ü katkı payı ödemeleri ve yurt dışındaki öğretmen, okutman ve din görevlileri maaşları için de harcanacağını söyledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Özetleyecek olursak şu dakikalarda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşmeleri devam ediyor. Şunu da atlamadan söyleyelim Erkan. Çavuşoğlu'nun sunumunun ardından milletvekilleri sırasıyla sözü aldı. İlk sözü CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz aldı. Çeviköz yaptığı konuşmada Türk dış politikasına dair bazı eleştiriler getirdi. Türk dış politikasının bataklığa battığını iddia etti. Türkiye'nin askeri gücünün arttırmasının masada güçlü olunacağı anlamına gelmeyeceğini öne sürdü. Bu şekilde ifadeler kullandı ve Suriye sahasına ilişkin değerlendirmelere yaparak da eleştirilerde bulundu. Çeviköz'ün CHP'li Çeviköz'ün konuşmasının ardından AKP'li milletvekiller Çeviköz'e tepki gösterdi. Çeviköz'ün yapmış olduğu konuşma içerisinde PKK, PYD, YPG ile mücadeleye değinmemesine tepki gösterdiler ve bir anlık tansiyon yükseldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çeviköz'ün konuşmasının ardından HDP PKK'nın siyasi uzantısı HDP milletvekili söz aldı. O da Türk ordusunun Barış Pınar Harekatı ile bölgede işgal faaliyeti yürüttüğünü iddia etti ve o sosyal medyada kullanılan Türk ordusunun fosforlu silah kullandığına dair iddiaları ortaya attı. Bir kez daha o yalanlara, Batı merkezli yalanlara sarıldı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de bir söz aldı. Özdemir yapmış olduğu konuşmada genel itibariyle Türk dış politikasının birçok açıdan olumlu bulduklarını ve Ankara'nın yani hükümetin yanında olduklarını söyledi. Asya açılımı kapsamında ise MHP'li milletvekili Türkiye Cumhuriyetleri'ne özel önem gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Ben tam komisyondan çıktığım sırada İyi Parti Milletvekili Ahmet Kamil Erozan söz almıştı, ancak yayınımız için buraya geldiğimden dolayı o Kamil Erozan'ın İyi Partili milletvekilinin sunumunu dinleme fırsatım olmadı. Gelişmeleri takip ediyor olacağız komisyondan. Sıcak gelişme oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz Erkan Koğ.